Nedim gir araya. <laughs> ya şöyle konu Mevlana olunca yani bu <laughs> konuştuğumuz konular böyle gerçekten Mevlana'da olmayan ne varsa çatışma, kavga, gürültü, kutuplaştırma hepsi oldu yani. Ama konuşacağımız konu Mevlana'nın felsefesine de hiç uymadı. Hiç uymadı. Yani, yani o Amerika'dan Sherin Stone bir tane mesaj yayınlamış. Eğer avuçlarını tutulmasını istiyorsan e, şey, e, nasıl söylemiş tutulmasını istiyorsan avucunu aç diye. Yani bir diyaloğu bir barışı yapmış ve bu bizim... Alkışlıyoruz Sharon <laughs> Stone'a. Şöyle hayır ve birçok insan Mevlana'nın böyle bir sözü olduğunu Twitter'dan bu sayede öğrendi. İşte o da bizim ayıbımız o zaman. Şimdi bizim Peki. başka ayıplarımız da var. Şimdi burada yapılan tartışmanın içerisinde kullandığımız kelimeler gibi Murat Ongun'un <laughs> yaptığı açıklama gibi hep çok diyorum ki mı? ya edep yahu. Yani gerçekten edep yahu. Murat, ne var Murat, Murat, Ongun'da edep? Şöyle Murat Bardakçı diye öyle bir ağır eleştirmiş ki. Yani hani ben şimdi Murat Bardakçı anlaşamadığınız bir sürü karşı olabileceğimiz şeyler var. Hepimiz çatışabiliriz. Ama bilgisi, e, deneyimi, sahip olduğu bilgi herhalde bizim yaşlarımız, boylarımızdan çok çok büyük. Dolayısıyla bir şey eleştirirken karşımıza Murat Bardakçı da varsa, ne bileyim din konuşuyorsak da biraz edepli olmakta. da fayda var. Ya da mesela Murat Bardakçı'nın Cumhuriyeti, kadınları ve e, İmamoğlu'nun hedef aldığını gibi bir yorumlar yapıldı burada. Yok Murat yani bir, Bardakçı için değil. Onu Murat yani, Bardakçı'nın yazısı için söyledi galiba Ali Aydar Bey. Ali Aydar Bey onun için mi söylediniz siz onu? Hayır bugünkü konuşma üzerine söyledim. Ha, yani Yok. bir, bir yazıyla. Yani ya, bu tartışmalara yani, yaklaşım tarzını eleştirirken bunu, bunu, söyledi. Bunu, bunu böyle yani karşı tarafı suçlarken de böyle tamamen batırmak öbür tarafı eleştirirken de tamamen batırmak yok etmek falan değil. Yani olayın özü oradaki işin gerçeği tarih 17 Aralık. Yani Şebi Arus töreni yapıyorsanız hakikaten usulüne uygun yapmanız edeptir yani. Edeptir. Kimse size niye yaptınız diye suçlayamaz. Şimdi, Türkçe okuyun, Hindice okuyun, istediğiniz gibi okuyun. Yeter ki Allah kelamı söyleyin. Yeter tamam. ki iyilik sorun, olsun. Sorun, sorun yok. Burada o anlamda sorun. Ama edep işte yani. Edepsizlik nerede ya? E, edep, edep dediğim ölçü yani ahlak şu. Şey, kendi ritüeli neyse onun dışına çıkmamak ha, o gün o için söylüyorum. çok değerlidir. Ona saygı göstermek. Onu eleştirene de evet ya ben olsam bardakçı beni eleştirse veya hatta Murat Ongun bu şekilde bir şey yapsam eleştirse ya adam haklı galiba biraz orada yanlış e, anlaşılmış olabilir. Ama asıl problemimiz bizim Mevlana gibi küresel artık olmuş bir değeri hoyratça kullanmamız bütün milletçe. Bunun CHP'lisi, AKP'lisi falan yok. Şimdi ben yıllardır içimde olan bir şey var. iyi oldu böyle bir konu açılması. Mesela bir e, af bir restorana gidiyorsunuz yani bir şeye Mevlana kebap. Mevlana döner. Bir de bu konu Mevlana lahmacun. Mevlana'dan sonra anlatsana bir dakika. Tabii. Mevlana şekeri var bir de. E, o, o o var. O da ayrı. Ben size başka örnek vereceğim. sonra tekrar birlikte. Olur. Şimdi e, tekrar biraz şey yapayım şimdi tartışmalar konusunda hakikaten her kesime herkese de e, te tekrar edelim bir edep ve sınırlama şart. Konu Sükunet mevana, de lazım çünkü, biraz. Evet. Yani e, oturup da e, insanlar nasıl ibadet yapıyorlar, hangi dilde yapıyorlar, nasıl bizi ilgilendirmiyorsa özel e, hayatında. E, karşı tarafta e, belli ritüellere uyulması konusundaki e, hassasiyetlere de saygı göstermek dinin kendi özünde var. Mevlana'nın hoşgörüsü bunu da zaten e, vaz ediyor. Ama e, Mevlana'nın korunması konusu gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü dünyada en çok bilinen e, isimlerden birisi. Hatta öyle ki e, Rumi olarak tanıyorlar. Yani Türkiye'de olduğunu bilmeyen birçok batılı var. Doğu, Doğu Asya'da e, insanlar. Onu Rum falan zannediyor. Rumi, Mevlana Celalettin Rumi dendiği için. Çünkü o zamanki adı Rum. Diğer Rum olduğu için Anadolu'da. Şimdi bugün ama bakıyoruz. Mevlana'ya bu kadar hani sahip çıkıyoruz. Saygı gösteriyoruz. Muhafazakar camiada, da. E peki gittiğimiz sokak aralarına etrafımıza bir bakıyor muyuz? Yani Mevlana kuaförü, Mevlana kebap, pide, döner, otel, kasap, market, pastane, hastane. Hem bunun bir de öyle ki pastane kurmuşsa mesela öz Mevlana, has Mevlana falan gibi tamamen deforme eden, korkunç bir şekilde ticaretleştiren, sadece 17 Aralık günü orada yapılan törenle bir ritüelin deforme edilmesi değil, o Mevlana'ya yapılan saygısızlık hat safhada ve bunu da şöyle söyleyeyim, Anadolu'nun çocukları yapıyorlar. Geliyor bir yerden açıyor. Öz Mevlana, Konya, Kebap, Pide bilmem ne diye devam ediyor. Bir de uzatıyor da ismi de yani. Ya diyorum böyle yapmayın. Ben kendim bizzat karşılaştığım insanlar var böyle esnaf falan ya yapmayın. Ne değil, diyorlar öyle deyince? Yani Mevlana şekeri falan. Yani yiyecekle, kuaförle, berberle, marketle ne bileyim ben nasıl tarif edebiliyorsun? Bence gerçekten Mevlana'nın isminin kendisiyle beraber o zikir törenlerinin nasıl yapılacağı. Çünkü bu başka zikir törenine hiç benzemiyor. Bu çok evrensel, çok köklü bir şey. Bakın 747 yıldan beri çok önemsenen, dünyada da önemsenen bir şey. Tören yapıldığı gün Konya'da yer bulamıyorsunuz malum. Öylesine çok değerli ve yılın her günü Konya'da bunun tekrarları yapılıyor. Gerçekten bununla ilgili bir kanun mu çıkar? Yönetmelik mi çıkar bilmiyorum. Nasıl bir yasal düzenleme? Mevlana adını her önüne gelenin kullanamadığı. İşte burada bahsedilen bir vakıf var. Emay mıdır mesela ne? Yani evrensel. Şeyi, neydi? Evrensel Mevlana aşıkları. Vakfı. Bu belediyenin düzenlediği mesela, ayini düzenleyen evet yani, kuruluş. Böyle mesela ben de oturayım birkaç kişi. E, küresel Mevlana bilmem ne hareketi kurayım. Yani bunu yapmaya hakkım olmamalı benim. O bu hakkı nereden Ama alıyor? Ama ne yapacaksınız? Yasaklayamazsınız. Hayır şöyle yani. bir şey. Yani bak, hayır. Mesela gidip bir başka tarikatın zikrini siz kopyalayıp ...deform edebilir misiniz? Yapanlar var. Ya, adamın canını okurlar. Basarlar orayı. Yok. Yani. Yani basarlar orayı. Yani gidin ya bakın. o kız çocuğuna sarkıntılık eden adam kendisini... O, ki... o zaten de... suç işliyor. O zaten suç işliyor. suçu ayrı bir de uşağı tarikatının şeyhim diyor yani bir, bir otorite yok ki hop sen nereden ha, bu şeyi onu, aldın tabi, bu, falan zaten diye. Zaten Diyanet'in denetimine girmeli ama Mevlana özel olarak Türkiye'de yani dünyada tek olan ve Türkiye için çok önemli bir isim. Gerçekten bu tür bu yemek markası, giyim markası, ayakkabı markası ne bileyim her türlü markadan Mevlana'nın kullanmasının kesinlikle yasaklanması ona e, onun yazdığına, çizdiğine, hoşgörüsüne saygının en temeli olmalı. Bence hakikaten 17 Aralık günleri de düzenlenecek e, şeylerin, törenlerin bir şekli şemali olması e, Konya'da, yerinde olur. Konya'da yapılıyordu. Ne oldu? Yapılıyor Bu sene, yine yapılıyor. yapıldı. Canlı yayınlandı. Pandemi. Canlı yapıldı. Canlı yani, O da Ay, yapıldı. Doğru, doğru. Ya, yapıldı. doğru. doğru. Ya, TRT'de yapıldı doğru. salonunda. Yani Hayır o... şey yapılmadı. Yani yayınlandı. Sosyal medya Ay, üzerinden yayınlandı. Tabii çok az izleyicisi vardı. Ben izledim vardı. <laughs> Mesela, pandemiden dolayı. <laughs> pandemiden dolayı vardı evet. yani. Çok güzel altyazı de yaptılar. Ama oturup bir dernek vakıf kurup da bir yerde ticari mesela gidin normal zamanlarda pandemi olmadığından önce Sultanahmet'te turistler nargile içiyor. Şakır şakır kahve sigara. Oradan veriyorlar müziği. Bir tane Mevlana giysi giymiş çocuk dön Allah dön dönüyor. Ne oluyor? Yani bu bu saydıkların ayrıca sağlığa zararlıdır. Tütün, nargile. Tabii o kesin. Onu Hayır ama şunu söylemeyeceğim. Bu, bu 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 boş vermiştik. Bu yani şöyle bir şey burada hani bir inanca saygısızlık veya bir dini ritüele saygısızdan bahsediyoruz bu, bu bugüne mahsus ve seneye tekrar edilmez inşallah. Ama bizim Mevlana'ya saygısızlığımız toplum olarak 365 gün devam ediyor. Ama 365 gün devam ediyor. Gidip bir kahvede, bir restoranın bir yerinde işte atıyorum Ramazan Ramazanlarda mesela iftar veriyor birileri otellerde orada burada çıkıyor insanlar şakır şukur yemek yerken şey yapıyor. Mevlana Mevlevi dö şey e dönüyor mesela şey. Sema yapıyor. Ya adam orada yemek yiyor. Bu şey değil ki gazino değil ki kardeşim. Adam orada bir ibadetse, bir müzik çalınıyorsa, bu bir zikir parçasıysa, değil mi? Şey gibi düşünün. Bir Kur'an'dan evet. ayet okunurken, dua Peki. okunurken ne yapıyoruz? Ona uygun davranıyoruz, değil mi? Bizim saygı şey... saygıyla duruyoruz. E şimdi burada bir ritüel varsa ona, ona... saygı gösterilmesi lazım. Yani zaten Tabii. mevzu o. Tabii. Yani bütün ritüellere, bu Öyle. Alevilerin ya olabilir, Hristiyanların başka olabilir, Yahudilerin insan olabilir. İnsan içiyle dışıyla bir olamaz ki başka tabii, türlü abi İnsan tabii, tabii. et et kemik değil ki zaten. Mesela ben Yahudilere ait, Hristiyanlara tabii. ait bir ritüeli muyuz? deforme edebilir miyim? Aslında hocam hepsine. Yok yani. yani biz bir kiliseyi ziyaret ettiğimizde onun sessizliğine, onun ıı, uhreviyatına uymuyor muyuz? Ya da bir ıı, sinekoka girdiğimiz zaman boş dahi olsa ona uygun davranmıyor muyuz? Şaban Bey var mı bir diyeceğiniz?